Fatiha-i Şerife meal besmele. Üç salavat-ı şerife. Bir elem neşrah leke suresi besmele ile. Bir kul huvallahu ahad besmeleyle. Fatiha-i Şerife meal besmele. Üç salavat-ı şerife. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin Sallallahu Teala Aleyhi ve Alihi ve Sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha zikran kesira ve sebbihuhu bükreten ve asila. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve e'adde lehum ecran kerima. Sadakallahu rabbul alâ. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Subhane rabbiyel alil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Hatme hacegânımızı çekilmiş olan 70 bin kelimeyi tevhidi ve 4400 adet salatı tefriciyeyi vesair hayratu hasenat ve ibadet ve taatımızı lütfunla kereminle ahsen ve etem olarak kusursuz olarak kabul eyle ya Rabbi. Ecri cezil sevabı kesirler kazanmamıza bu naçiz ibadetlerimizi vesile eyle ya Rabbi. Bizi rahmetine erdir ya Rabbi. Rızana vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira hazretlerine acizane, naçizane arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri, manevi halifeleri, Peygamber Efendimiz'in vekilleri, Sadat ve Meşayih Turuk-ı Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar Turuk-ı Aliye'miz silsilelerinden güzeran eylemiş olan Sadat ve Meşayih'imizin ve Esatize'mizin ve onlara tabi olan halifelerin, tarikat kardeşlerimizin, müritlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Beldemizde metfun olduğu rivayet edilen Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyüel Ensari Hazretleri ve sahip sahabe-i kiramın ve cümle salihin-i salihat ve evliyaullah'ın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Zahid-i Bursevi hocamızın ruhu pakine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, geçmişlerinin, yakınlarının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Şu hediyelerimizden cümlesini müstefid eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur eyle. Makamların âlâ derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullara da günahlardan dönmeyi, sevaplı işler işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Haramlardan vazgeçip helal işlerle meşgul olmayı, helal kazançlar kazanmayı nasip eyle ya Rabbi. Bizi yolunda daim, zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e faydalı eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Çocuklara hasta olan bir kardeşimiz varmış. Onun özellikle hastalarına da şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kabirlerimizdeki muratlarımızı hasıl eyle ya Rabbi. Hafız olmak isteyen bir kardeşimiz dua istiyor. Hırsını başarıyla tamamlaması hafız olsun. Kuvvetli nasip eyle ya Rabbi. Sakal bırakmış olan bir kardeşimiz dua istiyor. Peygamber Efendimiz'in şefaatine onu ve bizi nail eyle ya Rabbi. Sakal sünnetini ifa ettiği gibi daha nice sünnetleri ifa etmesini, Efendimizin böylece şefaatine ermesini ve Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edenlere verilen yüzlerce şehit sevabını onun da bizlerin de kazanmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi beldelerimizi ve sair İslam beldelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, semavi arazi efendim musibetlerden, düşmanların, fasıkların, facirlerin galebesinden, düşmanların taaddi ve zulüm ve tecavüz ve istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış beldeleri kurtar ya Rabbi. Esir kardeşlerimizi esaretten halas eyle ya Rabbi. Düşmanlara karşı çarpışan kardeşlerimizi mansur ve müeyyet ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Zalimlerden Aziz-i Züntikam isminle Müslümanların intikamını al ya Rabbi. Kafirleri kahreyle ya Rabbi.
Müslümanları cihana hakim eyle ya Rabbi. Amin. Senin dinini dünyanın her yerine yaymakta bize şerefli hizmetler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizim elimizden, bizim maddi yardımlarımızdan, paralarımızdan nice insanların İslam'a gelmesini, hidayete ermesini Amin. Nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de İslam'da daim eyle ya Rabbi. Amin. Biz başkalarını Müslüman etmeye çalışırken onları imandan ayırma ya Rabbi. Amin. Ayaklarını kaydırma ya Rabbi. Amin. Küfre bulaştırma ya Rabbi. Amin. Nefse ve şeytana hiçbirimizi uydurma ya Rabbi. Amin. Yolunda daim, zikrinde kaim, Amin. İbadet ehli eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı ilimlerle mücehhez eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Anamızın dili Arapçayı öğrenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dinde fakih olarak, dinin ahkamını bilerek hayatımızı rızana uygun geçirmemizi nasip eyle ya Rabbi. Sıhhat ve afiyet ver ya Rabbi. Amin. Dert verip inletme ya Rabbi. Amin. Kapı kapı dolaştırıp şifa arattırma ya Rabbi. Amin. Hastanelerde mağdur durumlara düşürme ya Rabbi. Amin. Helal, temiz kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Helal kazançlarımızla evlatlarımızı helalinden yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Haramların her çeşidinden bizi sen koru ya Rabbi. Amin. Bizi nefse ve şeytana uydurma ya Rabbi. Amin. Kendi nefsimize bir göz yumup açıncaya kadar bile bırakma ya Rabbi. Amin. Tevfikini refik eyle ya Rabbi. Amin. Marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Muhabbetini gönlümüze yerleştir Amin. Ya Rabbi. Gönlümüzün pasını gider ya Rabbi. Amin. Gönlümüzü pür nur eyle ya Rabbi. Amin. Son nefeste buyurun beraberce diyelim iman ile Kur'an ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye mümini kamiller olarak göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun, yüzü ak, anlı açık kullar olarak gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Kabirden kalkınca Peygamber Efendimizin livaul hamdi altında bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşr eyle. Mahşer gününde insanlar hesaba çekilip mahşer halkı terlere batıp korkudan titrerken bizi arş-ı alanın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Defter divan açıp hesaba çekip bizi mahşer halkına mahcup etme ya Rabbi. Amin. İlk giren bahtiyarlarla beraber bizi Firdevs-i Âlâ'na dahil eyle. Amin. Cemalini müşahede zevkine nail eyle. Amin. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsnâ ve habibikel müştebâ ve bi hürmeti esrâr-ı suretil Fatiha. Bizim Hak Yol Vakfımızın Yalova'da yaptırdığı bir kız Kur'an kursu var. Çok güzel oldu. Bahçeli bir şeyde. Büyük bir yapıda oldu. Kaloriferleri vesairesi filan takılma durumunda. Yardım lazım ki orada kızlarımız İslami ilimleri okuyacaklar. Hafız yetişecekler, alim yetişecekler inşallah. O bakımdan dışarıya çıkanlar bu yardımı orada toplayacaklar. Yardımcı olsunlar. Allah hepinizden razı olsun. Bir kardeşimiz soruyor. Kendi başımıza hatmi hacegen yapabilir miyiz? Yapılabilir. Hatme hacigâni kebir de yapabilirsiniz, hatme hacigâni sagir de yapabilirsiniz. Abdülaziz hocamız şahsen her gün kendisi bir hatme hacigân yaparmış, çok sevaplı olduğundan. Efendim, yapın, yapabilirseniz tavsiye ederiz. Bazılarının şöyle bir fikri var diyor birisi, mikrofon kullanmak caiz değildir. Bunun aslı esası yoktur, kullanıyoruz faydalı oluyor. Kullanmasak kimse duymaz, Kabe'de de kullanılıyor. Kabe-i Müşerrefe'de de kullanılıyor. Efendim kalabalık olan yerde, her yerde kullanılıyor. Efendim bu işin şeyi şudur. Namazda imam burada namaz kıldırıyor. Başka bir yerde tel çekilse, evde, dairede, başka bir mekanda o imama uymak olur mu? Mikrofonla sesi geliyor diye. Olmaz. Çünkü mekan aynı değil. Ama mekan aynı olduktan sonra efendim sesin duyulması için mesela Süleymaniye camisi kocaman gümbür gümbür cami. İmam ne kadar bağırsa sesi öbür taraftan duyulmaz. İşte bunlar sesin duyulmasına yarıyor. Bunlar alettir. Allah'ın kanunlarına göre, elektrik kanunu şeyine göre çalışıyor. Faydalı iş görüyor. Nasıl otomobile biniyorsak, nasıl şimdi efendim telefonla konuşma yapıyorsak, nasıl uçakla hacca gidiyorsak, efendim deveyle gitmiyorsak, efendim nasıl evimizde hava gazı kullanıyorsak, odun yakmıyorsak, nasıl çamaşır makinesi kullanıyorsak, kazanın altına
odunları çatıp üstüne sodalı suyu koyup efendim dövecekler şeyi dövüp efendim fırçı 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 efendim çitileyeceğim filan diye kadınların elleri yara olmuyor. Çamaşır makinesi kullanıyorsak Allah işte bunları da alet olarak şey yapmış. Sesimiz duyuluyor. Teyplere sesimiz geçiyor bunlar sayesinde. Bu vaazı başka başka yerlerde başkaları da şey yapıyor. Onun için ne mahsur olması faydası vardır. Mahsur ne demek? Faydası vardır. Faydası gün gibi aşikardır. Elbette kullanılacak, elbette yapılacak. Yapmamak yanlıştır. Samsun'dan gelmiş bazı kardeşlerimiz, efendim İsmail Hoca'dan selamlar getirmişler. Efendim dersi tazelemek istiyorlar. Başka kimseler de var. Karşıdaki salon var orada bir. Akşama kaç dakika var? 20 dakika var. Hemen oraya geçsinler. Ben de 5 dakika içinde bazı soruları cevaplandırıp efendim şey yapayım. Ders alacaklar. Oraya geçsin. Ders tarif edeceğim. Efendim. Yatsı namazından sonra bir kardeşimizin, evladımızın düğünü var. Hepinizi davet ediyor düğün sahibi. Yatsı namazını kıldıktan sonra düğün yemeği olacak aşağıda. Malumunuz olsun, buyurun. Bu sevinçli günümüzde aranızda olun. Evet. Ailem sakalımı kesmemi istiyor, ne yapmam gerekir? Sakalı aileye kaptırmamak gerekir. Çünkü hocamız demiş ki, bakın muhterem kardeşlerim, ya kompliman yapın, sevdirin kendinizi, ne yaparsanız yapın. Hocamız demiş ki bakın birisine, işte benim karı şöyle cadaloz, böyle efendim şunu bunu, efendim sözümü dinlemiyor bilmem ne filan, işte ayrılmak istiyorum filan. Hocamız sabırla dinlemiş. Ben de çok tesir etti bu söz. Bir kadını idare edemeyen adama ben adam demem demiş. Ya hediye alın, gönlünü alın, yüzük alın, bilezik alın, küpe alın. Kadına yalan söylemek caiz. Peygamber Efendimiz söylüyor. Sen dünyanın bir tanesisin. Gönlümün sultanısın de. O da tamam. Ne istersen emrin başım gözüm üstüne. Emret ne istersen yapayım hatırında. Yeter ki benim sakalıma dokunma de. Gülecek kadıncağız. Peki hadi diyecek. Madem bu kadar kuzu kuzu şey yaptın affettim diyecek. Bağışlarım kalsın sakalım diyecek. Dedesinin ismini Hüseyin olarak koymuş birisi. Yanına efendim bir isim daha istiyor. Hüseyin Hüsamettin olsun. Böyle iki isim yakın, çok kullanılır. Bizim kardeşimiz de izin verirse şurada bir şey vardı. Hüsamettin kardeşimiz. Hüseyin Hüsamettin olsun. Birisi enteresan bir şey göndermiş. Muhterem efendim, sizin ve tüm ihvanın 27 Ocak Çarşamba günü Devleti Ali Osmaniye'nin 694. kuruluş yıl dönümünü kutlar. Yeniden diriliş ve kuruluşlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz diyor. 27 Ocak'ta demek ki Osmanlı İmparatorluğu'nun 694. kuruluşuymuş. Çoğunuz bilmeden geçti yani. Ocak geçmedi daha. 27 Ocak. Aferin. Vaktinde hatırlatmış oluyor. Tabi bunlar bizim dedelerimiz. Osmanlı kim? İşte bizim iki nesil önceki dedemiz Osmanlıydı. Biz şimdi TC vatandaşıyız. Yani Osmanlı bizim dedemiz yani, yabancı değil. Osmanlı'yı kötüleyen kimi kötülüyor? Bizim dedemizi. Ama şimdi anlıyorlar, ah diyorlar, Osmanlılar 7 asır 7 düvele baş etmiş, karşı çıkmış ve içindeki nice milletleri kavgasız huzur içinde yaşatmış. Osmanlı'nın çekildiği yerde huzur kalmamış, kavga bitmemiş, hala didişiyorlar diye. Ah Osmanlı diyorlar, Bulgar diyor. Bulgar, ah Osmanlı diyor. Ah neydi o devir diyor, ne mutluyduk diyor, evimiz vardı diyor, ineğimiz vardı, tavuğumuz vardı diyor. Geldi diyor bu diyor, şey diyor, efendim komünizm diyor, Ruslar geldi, mahvolduk diyor. Bulgar söylüyor bunu. Burada çok güzel şeyler var, sorular, şeyler var ama ders alacak kardeşlerimiz var. Zaten bunlar bitmez, ezan okunur. Ne yapalım? Kusura bakmayın, bağışlayın, affedin, dua edin. Biz de size dua edelim, siz de bize dua edin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bunları içeriye götür.